Efendim Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Kulübü tarafından Osmanlı'da kölelik konulu konferans gerçekleştirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Refik Özkan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta köleliği tüm yanlarıyla anlattı. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Kulübü tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Refik Özkan'ın konuşmacı olarak katıldığı Osmanlı'da Kölelik isimli bir konferans gerçekleştirildi. Kölelere iyilikle yaklaşılmasını öneren ve köle bağışlamayla ilgili sevap işleneceğine dair maddeler vardır. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Erkul, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Refik Özkan verdiği sunumla Osmanlı'da köleliği anlattı. Bir köleli ahırdaki bir inekten veya ağdaki bir koyundan çok az bir hukuk farkı vardır. Alınıp satılabilir, miras olarak bırakılabilir. Bazı görevler dinsel olarak yapmak zorunda değildir. Örneğin kölenin cuma ve bayram namazlarını kılma zorunluluğu yoktur. Ama evlenebilir sahibiniz de olduğu sürece. Özkan kendi anılarına da değinerek çocukluk yıllarında geçen kölelik durumlarına değindi. 1950 yılında doğduğuma göre 60 yılında 10 yaşında iken köyümüzde ilkokul yoktu. Bir başka köy, Kazancık Köyü, Kayseri, Pınarbaşı ilçesinin Kazancık Köyü'nde ilkokul 4'ü okurken köyde bir dayak olayına şahit oldum. Köy, kölelik kalkalı 50 yıl olmuş olmasına rağmen o tarihlerde hala köle kökenlerle köle kökenli olmayanların camilerinin bile ayrı olduğu bir köydü. Özkan gösterdiği film örnekleriyle de sunumuna renk kattı. Bak şöyle. Kılıcı. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Ayçin Bayraktar'sa etkinlik hakkında bilgiler verdi. Refik Özkan, Fen Fakültesi Kimya Bölümünde ve sosyal alanda ilgisi olduğu için Refik hocamızı seçtik. Osmanlı'da kölelik programımız, şu an günümüzde kölelik yok. Ve geçmişteki kölelik hakkında bilgi edinmek istedik. Osmanlı'da geçmişimizi öğrenmek istedik. O yüzden böyle bir konferans düzenledik. Efendim rutinimize spor haberleri ardından paramızın ve havamızın durumuyla devam ediyoruz. Metropol Spor Kompleksi spor haberlerini sunar.